Selamünaleyküm. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel iftarı düzenleyen, tertip eden arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün kardeşlerimize canı yürekten şükranlarımı ifade ediyorum. Salona girer girmez uzun yıllar Nurettin Nebati kardeşim saçların renginden, kendiklerden falan bahsetti ama bunu bu saçları biz bu yolda arttık manasında söylediğini biliyorum. Birçok arkadaşımızın fiziken değişse de ruhen değişmediğini, fikren değişmediğini ve bu anlamda da iddialarından, iradelerinden vazgeçmediğini görmüş olmaktan dolayı da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Evet, ben de çok konuşmayacağım. Öncelikle burada bir nüvesini gördüğümüz kadim dostlar, böyle yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kardeşimizin Türkiye'nin her yerinde var olduğunu biliyoruz. Aslında bir adanmışlığın, bir dava insanlığının, hanım kardeşlerimiz de burada, onları da kastederek söylüyorum. Bir dava insanlığının nasıl olduğunu hayatları boyunca göstermiş olan insanlardır. Buradaki az evvel masada da söyledim, her bir arkadaşımız kendi hayatında yaşadığı zorlukları anlatıp bunları kaydedecek bir çalışma yapılmış olsa aslında muazzam bir siyasi müktesebat da ortaya çıkacaktır. Bir kere bundan dolayı hepinizin hiç öyle tevazu içerisinde olacağız ama hiçbir şekilde de bunu bir kenara bırakmadan samimiyetle, gayretle bu işi buraya kadar getirdiğinizi ve hayatımızı bu işe vakfettiğimizi, hayatımızı bu işe vakfettiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu bizler için en büyük kazançtır, en büyük iftihar vesilesidir. Birinci cümle olarak bunu söyleyeceğim. İkinci cümle olarak, yani şunu da söyleyeyim, ben siyasete 1998 yılı aktif olarak Fazilet Partisi'nin başkanlığına teklif edildiğinde çok itibar ettiğim bir abimize sormuştum. Bana dedi ki, yani siyaset zor iş. Girersin, girmezsin, yaparsın, yapmazsın. Bir soru soracağım. Cevabını da bana verme. Kendi iç dünyanda sakla. Eğer millete kendini adama vakfetmek için yola çıktıysan siyasete gir. Yoksa çok ağırdır, çok ağır gelir dedi. Buradaki bu salonda bulunanlar kendisini millete ve ümmete vakfetmiş insanlardır. Sizlerle birlikte aynı sofrada olmak, aynı kardeşlik ruhunu bir kere daha taze bir şekilde yaşamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birincisi budur. İkincisi, bu kadro Türkiye'de siyasi hedeflerinin önemli bir kısmını başarmış ve gerçekten başarılı olmuş bir siyasi kadrodur. Şimdi bugünlere bakarak birçok şeyi eksik görebiliriz. Ama şöyle geçmiş dönemlere bakın. Rahmetli babamın, büyüklerimizin her birimize anlattığı eski dönemlerden bugüne kadar nasıl gelindiğini. Türkiye'de ta o bağımsızlar hareketi, hatta daha öncesine gidin, rahmetli Menderes'in siyasi mücadelesiyle birlikte başlayan süreç ve o süreçlerde ne zorluklarla bu noktaya gelindiğini hep geçmişlerimizden, büyüklerimizden dinledik. Bugün bizim eksik olduğumuz konuların hiçbirisi, bırakın bu kadar eksik olmasını, bunların hiçbirisinin dahi hayata geçirilmesini istemeyen bir mütegallibeye karşı verilen bir mücadeledir. Felence lojanın adamı olmayanın üniversiteye hoca olamadığı, felence mahfilin desteği olmayanın siyasete giremediği, felence yerlerden talimat almayanların parti kuramadığı dönemleri Türkiye geride bıraktı. Milletin oylarıyla iktidara gelenlerin de millete rağmen siyaseti dizayn eden toplum mühendisleriyle nasıl tasfiye edildiğinde yine bu salondakiler çok iyi biliyor. Ama bütün iddialarımızı, bütün hedeflerimizi önümüze koyarak adım 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 ilerlenmiştir. Ve bugün baktığımız zaman hele yaşa bizden daha büyük olan abilerimiz için çok daha açık bir şey vardır. Çocukluğumuzun hayal bile edemediğimiz noktalarına bugün geldiğimizi Allah'ın bir lütfu olarak görmemiz lazım. Sadece Allah'ın lütfudur tabii, Allah çalışana verir. Burada özetini gördüğümüz bu kadroda çalışarak, mücadele ederek, gerçekten kendisini millete vakfederek buralara kadar gelmiştir. Ve bu anlamda da başarılı olmuş bir siyasi harekettir. Vakit olmadığı için örnek örnek bunları anlatmamıza gerek yok. İnşallah daha da başarılı olacağız, daha da ileriye gideceğiz. İki günü müsavi olanız yandadır. Hiçbir kazanımımızı, ya ne güzel bunları elde ettik deyip bir kenara çekilmeyeceğiz. Bu milletin, bu insanlığın hayırlı olacak daha büyük çalışmaları yapacağız. İkinci olarak bunu söylemek isterim. Üçüncü olarak siyasetin merkezine iddiayı, iradeyi ve ahlakı koyan bir topluluğun
nasıl zorlukları aşabildiğinin de örneği buradaki topluluktur. İrade, iddia ve ahlak. Bunlardan birisi olmazsa olmaz. Bu anlamda bu topluluk iki temel iddiasıyla ortaya çıkmış ve bunu gerçekleştirmek için büyük bir iradeyi de ortaya koymuştur. Bunlardan birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma azmi gayreti, bir diğeri ise yeni ve hakkaniyetli bir dünya kurma mücadelesidir. Bugün eğer Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan içinizden çıkan, bu meclisin içerisinden çıkan birisi olarak Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diyerek dünya egemenlerine bir yerde posta koyabiliyorsa bu bizim yıllardır taşıdığımız yeni adil bir dünya hedefine, rüyasına kendimizi vakfetmiş olmamızın bir sonucudur. Dolayısıyla bu ölçüden baktığımız zaman topluluklar gelir, sayıca çok olurlar, sayıca az olurlar ama tarih bize bir şey öğretiyor. İddiası, o iddiayı kuşatacak iradesi ve o iradesini hayata geçirecek bireysel ve toplumsal ahlakı varsa bir topluluğun, o topluluk başarılı oluyor. İşte bu anlamda da bunun güzel bir örneğini burada görüyoruz. Dördüncü cümlem, bu topluluğun bir temel vasfı da hiçbir zaman ötekileştirici, ayırt edici, karşı tarafa atıcı değildir. Hep kapsayıcı, kuşatıcı olmuştur. Türkiye'de kim varsa, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi meşrepten insanlar varsa hepsini bu temel iddiamızın etrafında toparlamayı kendimiz için vazife telakki ettik. Hatta sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, dünyanın birçok yerindeki insanları da ortak hedefler, insani hedefler noktasında bütünleştirmek için azmi gayret ettik. Dolayısıyla bu dört temel özelliğimiz, bir şey daha söyleyeyim. Bu anlamda özellikle 20. yüzyılın İslam dünyasındaki siyasi hareketleri bakımından bizim içinden çıktığımız siyasi hareket örnek bir siyasi harekettir. Sadece başarılı olmuş olması dolayısıyla değil, aynı zamanda fikir olarak da İslam dünyasının medeniyet birikimleriyle modern dünyanın demokrasi geleneklerini bağdaştırabilmiş olmasından dolayıdır. Biz hem Müslüman kimliğimizden bir şüphemiz yoktur, hem medeniyet değerlerimize sahip olmamızdan şüphemiz yoktur. Aynı zamanda kapsayıcı, kuşatıcı bir fikre sahip olduk, olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda da bütün bunları demokrasinin kurum ve kuralları içerisinde. Şimdi şöyle İslam dünyasına bir bakın. Ne eziyetler çekenler, ne mücadele verenler oldu. Ama maalesef bugünkü darmadağınlık pozisyonun en temel nedenlerinden birisi İslami gelenekle, Müslümanlık geleneğiyle demokrasi tecrübesinin bir araya gelmemiş olmasıdır. Türkiye'de biz bunu da yaşadık ve bunu da demokrasiye saygılı bir şekilde geleneğimizi buraya kadar taşımakla da başarılı olduk. Aynı şekilde hak, hukuk, insan hakları konusunda da en temel özelliklerimizden birisi bu oldu. Dolayısıyla bundan sonra da bütün bu özelliklerimizin üzerinde biz demokratlıkla otokratlık arasındaki mücadelede hiç şüphesiz demokratlığın yanında ve bu anlamda da bu gelenekle birlikte demokrasinin içerisinde kuvvetli bir şekilde var olacağız. Yine aynı şekilde dağıtıcı, ötekileştirici anlayışla kuşatıcı anlayış arasındaki mücadelede biz kuşatıcı anlayış içerisinde devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sabit kadem yolumuza devam ettiğimiz takdirde de önümüzde nice zor zannettiğimiz konuların aşılacağını göreceğiz. Az evvel Nurettin Bey de ifade etti. Özellikle ekonomide yaşadığımız bu zorlukları da ümit ediyoruz, dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Onları da en kısa zamanda geride bırakmak mümkün olur. Geçtiğimiz dönemlerde de çok büyük problemler Türkiye'de aşılmış oldu. Önümüzde son söz olarak da şunu söyleyeyim. Bunları benim size anlatmama da gerek yok. Sadece özetliyorum. Kendime de özetliyorum, size de özetliyorum ki siyasetin en önemli işlerinden birisi koordinat tespitidir. Koordinatlarınızı tespit etmezseniz yolunuzu kaybedersiniz. Onun için koordinatlarımızı tespit etmek bakımından bunları söylüyorum. Ama önümüzde bir fiilen bir seneyi biraz geçtikten sonra 2023'ün Haziran ayında bir seçim var. Zor bir seçim. Açıkça söylemek gerekirse aslanın ağzında olan bir seçim. Ama inşallah biz bildiğimiz doğruları anlatacağız. Türkiye'nin ortaya koyduğu gerçekten önemli bu ivmeyi, bu başarıyı anlatacağız. Özellikle son Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin pozisyonunun, biz bunları kitabi olarak söylüyorduk da, pratikte, uygulamada bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmasını milletimize anlatacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında görüldüğünü ve takdir edildiğini, bunları anlatacağız. Biz bildiğimiz istikamette yürüyeceğiz. Milletimizle birlikte inşallah bu kadro, bu kadronun temsil ettiği ana çekirdek, ana gövde Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini de şekillendirecektir. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın, ufkumuzu aydınlık eylesin, adımlarımızı sağlam kılsın, geleceğimiz aydınlık olsun, Allah yardımcımız olsun diyorum. Hepinize selam, sevgi ve hürmetler sunuyorum.